Evet sevgili izleyicilerimiz, siz değerli konuklar, Brand & Spor Summit 2021'de bugünün merakla beklenen oturumunun sırası geldi. Futbol özelinde olacak, iyi takım ve kulüp özelinde de olabilir ama tam detayları vermek istiyorum sizlere. Ülkemizin en köklü spor geleneğine sahip yayınların başında Milliyet geliyor. Bildiğiniz gibi Jilet Milliyet yılın sporcusu ödüllerinde birçok marka ile birlikte aynı zamanda sporcular ve yöneticiler ödüllerine kendileri takdim ediliyor ve herkesin de merakla beklediği bir ödül töreni olduğunu da sizler de biliyorsunuz. Peki Jilet'in ve aynı zamanda Milliyet'in bu buluşmasını herkes biliyor ama peki milli takım düzeyinde biraz futbol baktığımız zaman konuşacağız ve çok özel konuklarımızı sunmak üzere Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ı sahneye davet ediyorum. Efendim merhaba, herkes hoş geldi. Futbol Federasyonu Başkanı, yöneticileri, değerli konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milliyet Gazetesi adına burada olmanızdan duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum. Çok ağır iki tane konuğum var. Sürem kısa olduğu için hızlı hızlı konuşuyorum. İki konuğumu da çok yakından tanıyorsunuz. Bir tanesi ülkemizin futbolculuğuyla gurur olmuş. Şimdi de genç bir yönetici olarak Futbol Federasyonu'nda, Türk futboluna hizmet veren sevgili Hamit Altıntop. Bir diğeri de Çiçeği Burun'da teknik direktörümüz. Sanıyorum yaklaşık 4 ay oldu herhalde. 21 Eylül'dü yanlış hatırlamıyordu. 19 Eylül'dü göreve geldi. Sayın Stefan Kuntz. İkisi konuğum. Onlarla şimdi birazdan şu 4 aylık süreci konuşacağız. Ama tabii sevgili Hamit Altıntop'la 4 aylık süreyi değil, daha uzun bir süreyi konuşacağız. Şimdi davet ediyorum sevgili Hamit Altıntop ve sevgili Stefan Kuntz. Nerede? Nerede? Nereye istiyorsan. Okey, çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili Stefan Kut imza attıktan sonraki hafta bildiğim kadarıyla Türkçe öğrenmeye başladı. İyi gidiyor galiba Türkçe kursları da bilemiyorum tabii. Duyuyor mu şu anda beni? Nasıl gidiyor Türkçe dersleri? Zor. Zor. Er hat am Anfang nur jetzt Grammatik gemacht. Deswegen fehlen mir noch ein bisschen die Worte. Başlarda ağırlıklı olarak gramerle girdi. O yüzden sözcük dağarcığım henüz gelişmiş değil. Ama bana şunu söyledi. Dil bilgisini öğrenirsen sözcük kelime öğrenmek daha kolay olacak. O yüzden bekle. Türkçenin böyle ilginç yönleri vardır. Dünyanın en zor dillerinden biridir zaten. Kuntz'tan önce sevgili Hamit Altıntop'la bir girizgah yapalım istiyorum. Türk futbolunda biliyorsunuz özel futbol olduğundan bu yana en çok konuşulan konulardan bir tanesi futbolun içinden gelenlerin yönetmesiydi. Özel futbol ilk başkanı Şenez Bey'den bu yana benim hatırladığım galiba ilk defa Sayın Nihat Özdemir Federasyonu'nda futbolun içinden gelen iki kişi aynı anda yönetimde oldu. Biri sevgili Hamit, bir diğeri de sevgili Selim abimiz Selim Soy'dan. Daha önce hatırlamıyorum ben yani Fethi Hoca'yı hatırlıyorum. Vallahi biraz zorladım hafızamı hatırlamıyorum. Futbolun içinden gelenlerin futbolu yönetmesi mantığı nasıl bir şey Hamit? Ne yapması gerekiyor futbolun içinden gelenlerin? Yani nasıl yönetecekler ki? Şimdi o kavram yani o cümle her yere çekilebilir aslında. Baktığınızda ben de başkanımız Nihat Özdemir sayesinde yönetimde yer alma şansı buldum. Benim de sağdan masaya geçme sürecim çok heyecanlı ama büyük de soru işareti olan bir başlangıç oldu. Kesinlikle kuş bakışı dediğimiz yerden futbola bakmak çok farklı. Yani sadece futbol oynamış veya işte futbol eğitimi görmüş insanların futbolu sırf yönetmesi yanlış bir kavram. Burada doğru kombinasyonu bulmak gerekir. Yani futbolu kapsayan paydaşlar bu pazarlamadır, medyadır, ekonomidir. Tabii ki bunlar ne zaman güçlü olur? Yeşil sahada ürün de çok iyi olursa.
O nedenle sırf futbolu futboldan gelenler yönetme kavramı doğru değil. Yani doğru bir kombinasyon, mix bulması çok çok önemli. Ama ben eşime bu örneği vermiştim. Yani doğru önemli pozisyonları profesyonelleri getirmek lazım. Bu nedir? Evet, bir müstakil evde oturabilirsiniz ama çok iyi bahçıvan olmanıza gerek yok. Sadece doğru bahçıvanı bulmanız gerekir diye bir örnek vermiştim. Futbolda da bu böyledir. Doğru kişiyi, eğitim almış, bilime ilime önem veren kişileri doğru pozisyona yerleştirip ve sonrasında da denetlemek gerekir. Bir hayli ağır yükün var senin. A milli takım, ümit milli takım, genç milli takım sorumlulukları. Daha önce hatırlamıyorum. Hem A milli takım olup hem alt branşların da sorumluluğu olan bir yönetici çok hatırlamıyorum. Şu anda ciddi biçimde bu hepsinin birden senin sırtına yük bindi diye söylüyorum. Bu yükü kaldırabileceğini hissediyor musun? Ben inanıyorum bu yükü kaldıracağıma. Çünkü o alana ihtiyacımız olan eğitmenleri, profesyonelleri ve en önemlisi uluslararası da olan bağlantılarımızda değerlendirerek bu yükü üstünden gelebileceğimize inanıyorum. O potansiyel, o yetenek ve en önemlisi o tutku ve azim bizim milletimizde var. Bunu kesinlikle inşallah doğru adımlarla daha ileriye taşıyacağız. Kutsa döneyim. 4 ay oluyor göreve gelmeniz. Nasıl bir şey şu anda Türk milli takımının teknik direktörü olmak? Ülkenizde Türklerle karşılaştığınız zaman nasıl bir reaksiyonla karşılaşıyorsunuz? Size ne diyorlar? Ve siz ben Türk milli takımının teknik direktörüyüm diye kendinizi tanıttığınızda neler hissediyorsunuz? Ja, was sich nicht geändert hat, ist natürlich der Stolz, dass ich erstens mal von Hamid und vom Präsidenten... Burada çünkü hem Hamid tarafından hem de yönetim tarafından, federasyon tarafından bu görevi üstlenmek ister misin diye sordular. Bu önemli bir onurdu benim için. Tabii ki Alman Federasyonu'nun oluşturduğu bir konfor alanı vardı benim için. Onun dışına çıkmamı gerektiriyordu. Ama bu işi üstlenmek istedim. Çünkü içimden bir duygu bana şunu dedi. Bu doğru adımdır Stefan. Milli takım antrenörü olmak çok ilginç. Evet, federasyonun desteğini her zaman arkamda hissediyorum ve Hamit'le işbirliğimiz son derece profesyonel düzeyde yürüyor. Öte yandan şunu da söylemem gerekir. Kendi ekibim de müthiş. Sadece Kenan Koçak ve Lichte'yle veya Axel'le ve Michael Rechner mesela kaleci antrenörümüz. Sadece onlardan bahsetmiyorum ekip derken. Hayır. TFF'nin bana sağlamış olduğu bütün ekip, etrafımızdaki bütün ekip bir kere harikulade insanlar ve kendi alanlarında da son derece uzman kişiler. Bu açıdan bakıldığında bu işe girişmek benim için çok da zor olmadı. Oyunculara gelecek olursak, oyuncularla farklı iletişim olanaklarımız var. Bazı oyuncularla Almanca konuşabiliyorum, bazılarıyla İngilizce konuşabiliyorum. Tercüman problemini de bu anlamda kısıtlayabildik. Ekibi ona göre kurduk. Dil problemleri olmayacak şekilde. O yüzden parça parça ekip tamamlanıyor. Bunlar tabii ki arka plandaki unsurlar. Bir de ön planda olan unsurlar var. O da mesela Letonya'daki son dakika zaferimiz, galibiyetimiz çok büyük bir özgüven sağladı takımımıza. Oyuncularımız mesela çok öz eleştirildiler. Özgüvenleri de sarsılmıştı. O anlamda önemli bir dönüş noktası oldu o. Ve dün maç dönüşünde otobüste onlara sordum ya niye kutlamıyorsunuz diye sordum. Yani harika bir galibiyet aldık dedim. Hayır yani rakibi ezmedik. O yüzden değil. Hayır. Çünkü irade gösterdiniz. Takım olarak sahada yer aldınız ve
adil davranmak adına şunu da söylemem gerekiyor. Türk milli takımı taraftarları da bu milli takımı yüreğimize, gönlümüze basıyoruz diyebiliyorlar. Burada zayıf bir rakibe karşı çok gol atmamız gerekiyordu. Bunu da başardık ve son maçta da galibiyetle ayrıldık. Dolayısıyla bir şeyler oluşmaya başlıyor. Henüz bu küçük bir filiz diye düşünün ve bu filiz gelişmeye başlıyor ve şimdi Mart ayında bizi çok önemli bir adım bekliyor. Ama bunu ben çok, bu durumdan çok memnunum. Çünkü ne kadar iyi olduğunu ancak en iyilerle boy ölçüşme imkanı bulduğunda anlayabilirsin. Ve şimdi Portekiz'de ve akabinde inşallah İtalya ve Kuzey Makedonya'da da bunu yaşayacağız. Sakal bırakmışsınız, çok da yakışmış. Bizde bir söz vardır. Sakalım yok ki sözümü dinlesinler diye. Sözünüz dinlensin, onun için mi sakal bıraktınız? Yok, hiç düşündüğünüz gibi romantik bir tarafı yok yani. Tıraş olmaya üşendim ve bir daha görüştüğümüzde muhtemelen sakalsız olacağım. Yani atasözüyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Zaten sözümü de dinliyorlar. Güzel. Kura çekimine gelelim. Kura çekimi öncesi Portekiz ve İtalya inşallah çıkmaz türünden bir değerlendirme yaptınız. Ama belki de tarihimizin en şanssız kurası çekildi. İkisi birden çıktı. Ne hissettiğiniz o anda, milli takımdan arkadaşınız Mater Lothar'a içinizden küfür ettiniz mi? Kızgınlık yaşadınız mı? Gidip ona bir köşede sıkıştırayım, bir kafa atayım falan dediniz mi içinizden? Yani önce Lothar Matthäus'a biraz bozuldum tabii ki. Şaka bir yana, bizim takımımız oldukça genç. Ve 2024 yılını da bir hedef olarak gözden kaçırmak istemiyoruz. O yüzden de bir dostluk maçı seviyesinde değil de bir en iyi takımlarla rekabet düzeyinde bir maçlara çıkabilmek bizim için daha iyi olacaktır. Yani ikinci maçta İtalya tabii ki Avrupa şampiyonu ve Portekiz'e baktığımızda tek tek oyuncular, münferit oyuncular ve onların oynadıkları takımlar düşünüldüğünde iki takım da zor ve güçlü takımlar. Ama sonuç ne olursa olsun bizi daha ileriye taşıyacak maçlar olacak bunlar. Şimdi birkaç teknik soru sormak istiyorum Türk futboluyla ilgili. Aynı soruları sevgili Hamit'e de yönlendireceğim zaten. Uzun yıllardır Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısı ile ilgili hep tartışmalar olur. Her dönem değişir. Bir türlü uzun süreli olmaz ve bir sisteme oturmaz. Sizden önceki Sayın Teknik Direktör Sayın Güneş kademeli olarak azaltılmasından yanaydı. Ondan bir önceki Teknik Direktör de Sayın Fatih Terim de genel anlamda ucu açık olsun, yani sınırsız sayıda yabancı olsun biçiminde bir değerlendirmenin savunucusuydu. Sizce Türkiye'de Türk futbol ikliminde gördüğünüz yabancı sayısı ile ilgili nasıl bir yapılandırmaya gitmek gerekiyor? Çünkü bu konuyu milli takımların hocalarına da danışarak yapıyor federasyonlar. Ben şahsen burada farklı bir yaklaşıma sahibim. Çünkü şöyle düşünüyorum. Türkiye'li oyuncuların aldıkları eğitim ne kadar iyi olursa başta, sonra da milli takım daha iyi olacaktır. O yüzden burada bir milli takımda, düzeltiyorum, bir kulüp takımında kaç tane yabancı oyuncu olacak, sorusu değil aslında. Türk oyuncular ne kadar iyi olursa onlar daha çok yer alırlar. O yüzden Türkiye'li futbolcular futbol eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Sevgili Demet, sen ne düşünüyorsun yabancı oyuncu sayısında? Senin bir de farklı bir bakış açın var. Çünkü yurt dışında oynadın. Yurt dışında oynarken milli takıma geldin. O daha iyi değerlendirebilecek bir pozisyona sahipsin. Yöneticiliğinin dışında da tecrübelerin var, yaşanmışlıkların var. Ben genellikle kısıtlamalara karşıyım. Ama gerçekler maalesef farklı. Şimdi Alman bir futbolcu Hollanda'da oynadığında veya bir İngiltere'de oynadığında bu yabancı olarak geçmiyor zaten. Çünkü kültürler birbirine yakın, eğitim sistemi birbirine yakın, dil sıkıntısı genelde çekmiyorlar, kültür sıkıntısı
çok fazla olmuyor. Yani o nedenle yabancı kavramı daha çok bizim için geçerli olduğunu düşünüyorum. Burada da ben 2012'de Galatasaray'a transfer olduğumda geldiğimde 5 yabancı kuralı vardı. Ve 2015'te 14 diye değiştirildi. Baktığınızda ne verdi, ne aldı? Bunu kıyaslamak gerekir. Bu tabloda maalesef çok olumlu olmadığı için benim şahsi fikrim doğru bir yol aldık. Bu yolda tabii ki kuralı getirirken bunun içinde doldurmak lazım. Bunu da eğitimle genç arkadaşlarımızı oynatarak, ama sırf oynatma da değil. Yani sağ içi sağ dışı da her zaman eşlik etmek, onları her alanda geliştirmek ve futbolun genel resmini daha erken yaşta kavramalarında yardımcı destek olmak. Kunus'a döneyim. Geldiğinizden beri Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorsunuz. Görüyorum, maçlara gidiyorsunuz. Dün de Türkiye Ligi değil belki ama Türkiye Ligi takımlarından Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'ta olan maçını izlediniz. 2 yıldır Türkiye'de çok ciddi bir tartışma, daha doğrusu tartışma değil, durum tespiti var. O da Türk futbolcularının liglerde çok fazla zaman çaldığı, çok fazla kendilerini yere attığı yönünde değerlendirmeler var. Böyle bir gözleminiz var mı? Bununla ilgili ne yapmak lazım? Değerlendirmenizi almak istiyorum. Sie kennen mich noch nicht so gut, aber ich bin nicht derjenige, der beni henüz o kadar iyi tanımıyorsunuz ama ben şahsen her şeyi mükemmel şekilde görüp mükemmel şekilde söylediğini iddia eden bir insan değilim. Ramit'le birlikte ortak değerler oluşturduk. O yüzden bizim mesela oyuncularımızdan beklediğimiz şey hakemi rahat bırakmaları. Hakem çünkü oyun için, maç için gerekli olan bir şey. Üstelik oyuncularımız hakemle tartışarak kendi konsantrasyonlarını kaybediyorlar. Yani benim sorumlu olduğum alan ilgili olarak bunu söyleyebilirim. Yani birçok şey de aslında oyuncuların elinde. Bunu da söylemek gerekiyor. Bazı oyuncular kendi yeteneklerini iyi bir oyuncu olmak için kullanabilecek oyuncular var. Ama genç oyuncular da hep şu gündeme geliyor. Yani şu anda memnun muyum kendimden? Geldiğim seviyeden memnun muyum? Ve ondan sonra işte biraz daha antrenmanlara katılmamak, koşulara çıkmamak, biraz böyle şikayet etmek falan yapabilir miyim artık diye düşünüyorum. İşte başarısızlığın başladığı nokta bu. Yani içsel bir motivasyonunuz olması gerekiyor. Hayır, biraz daha yapacağım, bir adım daha ileriye gideceğim demesi gerekiyor oyuncunun. Bunun için mesela Ronaldo'yu da örnek olarak verebiliriz. Ronaldo Real Madrid'de Marcelo'yu davet etti ve dedi ki birlikte futbol maçı izleyelim ve yemek yiyelim dedi. İşte Marcelo dedik, oh ne güzel işte patates kızartmasıyla bira yeriz falan diye düşündü. Ama Ronaldo ona üzerinde sirkeli bir salata vermiş. Yanına da tatlı patates. Sonra da maçtan sonra da biraz ağırlık salonuna girip stabilizasyon çalışmak istemiş. Yani bu tesadüf bir şey değil. Lewandowski mesela böyle. Yani büyük oyunculara bakın. Ben mesela Almanya'daki oyuncularıma şunu söyledim. Şu soruyu sordum. Lewandowski ile çoğu diğer oyuncunun sosyal medyadaki en temel farkı nedir? Çünkü Lewandowski'nin fotoğrafları paylaştığı fotoğraflar kupayla. Arabaya oturmuş ya da saat takmış fotoğrafları yok. Onları umursamıyor. Onun için önemli olan kupa. İşte oyuncuların içselleştirmesi gereken şey bu. Şimdi Türk milli takımındaki genç oyuncularıma bakıyorum. Onları kulüplerinde izliyorum. Sonra mesela Berkan'ın işte 16 kilometre koştuğunu görüyorum mesela Avrupa maçlarında. Yani anlıyordum o zaman nereye gitmek istediğini, ne istediğini biliyor bu çocuk. Yani bazı oyuncularımız var, işte oyuna katıyorlar kendilerini. Ama burada Türk milli takım oyuncusu olup olmayacağım kararını, kararlılığını ancak yeşil sahada gösterebilirim. Antrenörlerimle birlikte Eylül sonunda çalışmaya başladık ve şu ana kadar 35 kadar maç izledik canlı olarak ve bir bu kadarını da banttan izledik. Her oyuncuyu tanıyoruz. Yani kimsenin kalkıp da sosyal medyada paylaşım yaparak bize kendini tanıtması gerek
gerekmiyor. Biz zaten görüyoruz onu. Ama maç esnasında hakem ona işte düdük çaldığında o zaman onu göstermesi, kendisini göstermesi gerekiyor. Ve orada kendini iyi gösterip de hoca sen beni görmüyorsun bak ben böyle bir oyuncum diyebilmesi gerekiyor. Çok önemli bir noktadasınız. Sevgili Hamit, sana da geleceğim bu konuyla ilgili olarak. Türk milli takımının istatistiklerine bakarsanız, böyle 15-20 yıllık istatistiklerine bakarsanız, genelde 4 büyük kulüp dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, yerlerini değiştirebilirsiniz fark etmez. Onlardan seçildiğini görürsünüz. Yurt dışından gelenleri bir tarafa bırakıyorum. Hatta yurt dışından gelenlerin kökenleri de geçmişte bu büyük takımlarla ilintilidir. Ve ilginç olan da şudur, bu büyük takımlarda yedek kadroda olanlar dahi milli takıma çağırırlar ama Anadolu takımlarından bu yönde bir teveccüh çok azdır. Birçok Anadolu oyuncusu milli takıma gelen birçok oyuncudan görece daha iyi olmalarına rağmen kadroda yer bulamazlar. Böyle bir bence bir alışkanlık var, böyle bir durum söz konusu. Buna benzer bir ifade hiç mi söylediniz, hepsini izliyoruz diye. Yine böyle mi olacak? Dört büyük takımdan gelenler ağırlıklı mı olacak? Yoksa Anadolu'dan da birçok oyuncuyu görebilecek miyiz? Genau. Da muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist. Yani bu konuda iyi bir işbirliği içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Kenan Koçak mesela bütün Türkiye'deki takımların antrenörlerini düzeltiyorum, teknik direktörleriyle iletişim halinde, temas halinde. O mesela Hamit olsun, Kenan olsun, ben antrenörlerle, teknik direktörlerle konuştuk. Bir kez daha söyleyeyim, Stefan Kuz her şeyi bilemez. Destek alıyorum, yardım istiyorum ve tek tek teknik direktörleri de sordum. İşte sizin takımınızdan kim mesela gelebilir diye. Mesela Yusuf'u da kattık son anda. Sonradan kadroya. Ve planlarımız da mesela yarın Antalya'ya gitmek var. Antalya'da çünkü 21 yaş altı oyuncularımızın bazıları oynuyor. Bu da tabii ki bir işaret aslında. Çünkü Barış'ı da sonradan takım aldık. Çünkü 21 yaş altında çok iyi bir performans verdi milli takımda. Ve aynı anda uluslararası yani maçlarda, Avrupa maçlarında kendi takımıyla da iyi sonuç elde etti. Yani 21 yaş altındaki milli takım, 21 yaş altı milli takımda da kendinizi gösterebilirsiniz. Yani 21 yaş altı oyuncu işte A milli takıma yükselsin diyebiliriz. Çünkü işte milli takım 21 yaş altı milli takımda çalışırken çünkü belli bir tecrübe edinmiş oluyor. Zaten kültürü de öğrenmiş oluyor. Şimdi mesela Ocak ayında, Ocak ayı sonunda maç yapılmayacak bir hafta var. Bu haftayı kullanarak mümkün olduğu kadar çok kulüp gezmek istiyorum ki iletişimimiz onlarla devam etsin. Ama Türkiye'de bazı kulüplerin akademiye, eğitime daha fazla ağırlık veren kulüplerin iyi oyuncular elde ettiklerini de yarattıklarını da görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Bielefeld'e gitti. Türkiye'de eğitimini aldıktan sonra. Yani bu aslında bir karışım yine. Çünkü kişilik olarak kendi başınıza kaldığınızda, yurt dışınıza gittiğinizde, başta o dili bilmediğiniz için o dili öğrenmek zorunda kaldığınızda bir güçlük, bir zorluk durumda kalıyorsunuz. Bunlar sizin kişiliğinizin gelişmesini, büyümesini sağlıyor. Ve bu esnada kendini hırpalamayan, bu engeli aşmayı başaranlar sonradan daha iyi oyuncular oluyorlar. Az önce bahsettim mesela içten gelen bir motivasyondan bahsetmiştim. Türkiye'de oynarken mesela ya da şöyle söyleyeyim. Çünkü bugün futbol şeffaf aslında. Bir oyuncunun maç esnasında ortalama kaç kilometre koştuğunu biliyorsunuz. İtalyan Ligi'nde olsun, Premier Lig'de olsun, Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun. Peki ne kadar depar atıyor? Ne kadar yoğun koşuyor? Ne kadar kilometre koşuyor? Onlara hemen bakabiliyorsunuz. Yani maçta mesela 4-0, 5-0 önde olabilirim ama oyuncu olarak tekrar bir depara kalkıyor muyum? Çünkü bunu yaptığımda kendi seviyemi yükseltiyorum ve sonra da işte seyirciler de buradaki keyfi alıp milli takımda da aynı keyfi görüyor ondan sonra. Çünkü Avrupa standartına yükselmeye çalışıyorsunuz. Çünkü işte şey deniyor işte Türkiye daha yavaş işte sıkıcı maçlar. Hayır, bu oyuncuyla alakalı aslında. Ne kadar bir adım daha atmak istiyor oyuncu o önemli. Aynı soruyu sana yönlendireyim sevgili Hamit. Sen bir de milli takım oyuncusuydun.
Biraz değişik geliyor muydu sana milli takımdayken seçilenlerin ağırlıklı olarak bu dört büyük kulüpler olmasını? Ya da şunu biraz daha açayım. Gittiğinde milli takıma işte atıyorum şimdi Ağrı Spor'da da Ahmet diye biri vardı. Görüyorum dedim. O niye gelmemiş gibi kafanda soru işaretleri oluyor muydu? Seçimlerle ilgili olarak. İlk önce herkese aynı hakkı, aynı imkanları sunacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Diğer taraftan yani dört büyükleri anarken biraz da gerçekler var. Dört büyükler de başarılı olmuşlar da dört büyük olmuşlar. Kupalarla, uluslararası platformda yer almışlar. Oyuncular da orada kendilerini gösterebilmiş. Bu daha fazla ilgi çekmiş. Ona göre de ister istemez başka bir seviyeye çıkmışlar. Başka bir seviyeye çıktıklarından dolayı ister istemez bir adım önde oluyorsun. Yani vitrinde ne kadar ön planda olursan o kadar ilgi çekiyorsun. İlgi çektiğinde de ister istemez özgüvenin artıyor. Özgüvenin arttığında performansın artıyor. Bunların hepsi birbirine bağlı. Ondan dolayı da böyle bir resim ortaya çıkmıştır. Ama baktığımızda Türkiye Ligi'nin kalitesine siz bir konudan bahsettiniz. İşte oyuncular kendilerini yere atıyor veya işte oyun evet. yavaşlıyor. Yani burada ben küçük bir eleştiride bulunmak istiyorum. Bunu bir nevi biz de istiyoruz yani. Taraftarlar da bir nevi istiyor. Çünkü baktığınızda hakem örneği var. Ben Almanya'da eğitim aldığım takımlarda hakemlerle bir diyalog kurmaya çalıştığımda biraz dozunu açtığımda bana saygısız diyorlardı. Burada maçtan sonra ben kendim bunu yaşadım. Neden hakeme gitmiyorsun? Neden hakkını aramıyorsun? Hakkımızı aramıyorsun? Yani anlatabiliyor muyum? Ne veriyorsunuz da ne bekliyorsunuz? Yani orada bir strateji biraz aslında oyuncuları yönlendirmek. İğneyi biz sorumlu kişiler biraz kendimize ve özellikle hocalarımız da biraz kendisine o iğneyi batırması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yaş olarak da bizden küçükler ve sorumluluk alanı olarak da bizden küçük futbolcular. Biz onları bir nevi oraya itiyoruz. Şimdi hazır onun üzerinden devam edelim o zaman Ahmet. Birçok gelişmiş dediğimiz futbol ülkelerinde illa sonucuna bakmayalım. Sürekli dünya kupalarında olmak, kupayı kazanmasa bile sürekli o yarışın içinde olmak, sürekli Avrupa şampiyonlarında olmak. Birçok ülkeye örnek verebiliriz. Belçika bu yakın dönemde bunlara örnektir. Kupa almamış olsa bile benzer birkaç örnek daha verebiliriz. İngiltere'yi verebiliriz. Hep katılır ağırlıklı olarak ama çok nadir kupa almıştır biliyorsun. Onların bir sistemi, bir düzeni var ve bu düzen devam ediyor. Bizim sistem ve düzenimizin sürekli olarak değişiyor olması Türk futbolunun da bu noktaya gelmesinin ana nedenlerinden biri olabilir mi? Şimdi herkes her kurum sistemden bahsediyor. Çok ben ilginç. Sistem derken oyun sistemini kastediyorum. Saha içindeki saha içi sisteminden bahsediyorum. Şimdi bütün kurumlar sistemden ve altyapıdan bahsediyor. Altıyı yapan üst yapıdır. Hı hı. Yani burada sistemden bahsettiğinizde aslında ülkenin değerlerinden bahsediyorsunuz. Yaklaşımından, samimiyetinden, muhabbetinden veya işte ne kadar eğitime, bilime, ilime önem verdiğinizden ve bunun üstüne ne kadar denetliyorsunuz? Yani denetlemeyi neye göre yapıyorsunuz? Sırf sonuca göre mi yapıyorsunuz veya uluslararası futbolun kriterlerine, modelliğine göre mi değerlendirme yapıyorsunuz? Ben son 9 senede ülkemizin özellikle insanımızın tutumunu, yaklaşımını çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum ve o nedenle de bu davaya gönül vermiş biri olarak bunu hiçbir şekilde karamsar olmadan nasıl ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum ben. Burada şeffaflık çok önemli. Burada iletişim, birlik beraberlikten bahsederken doğru istişareden yola çıkmak gerektiğine inanıyorum. Uluslararası platformlarda bulunduğunuzda bütün Avrupa'ya bağlı olan 55 ülke bir araya geliyor. Herkes bir fikir ortaya sunuyor. Hiçbir şekilde alınmadan, gocunmadan en iyi fikirleri alıp onunla yola çıkılıyor. Bunları
bir nevi dahil etmek zorundayız ve gerçeklerle yüzleşmemiz gerekir. Burada bahsetmek istediğim konu, herkes %1, %2, %4, %5 kendisine daha gerçekçi olursa ve performansını arttırırsa, her alandan bahsediyorum, İster istemez kalite de artacaktır. Sonuçta bu business de artacaktır. Kültürü de artacaktır, sevgisi de artacaktır. Bunun da geri dönüşü bütün futbol severlere olacaktır. Hemen devam edeyim. Demin bahsettiğim ülkelerin futbol kültüründe, milli takım kültüründe en basit örneği İspanya. Çünkü Del Bosque'ye röportaja gitmiştim ben. Çünkü bana demişti ki benim en alt takımımdaki oyuncu da işte o an neyse 3-5-2 oynuyor. Orta seviyede 3-5-2 işte Ümit Milli A takım falan. Bizim öyle bir düzenimiz var. Oradan gelen sisteme hemen alışıyor. Bizde böyle bir yapı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bahsettiğin iletişim ve şeffaflık konusunda hakkını teslim etmek lazım. Futbol Federasyonu bu konuda gerçekten iletişim konusunda açık, şeffaf. Kendi adıma bunu rahatla söyleyebilirim. Ama uygulama anlamında baktığınız zaman bilmediğim şeyler var. Örneğin futbol gelişim direktörlüğü diye bir şey var. Futbol gelişim direktörlüğü ne yapar? Ümit Milli Takımlar'ın sorumlusuyken sen nasıl bir iletişim kuruyordun? Ve futbol gelişim direktörlüğü ile A Milli Takım ilişkileri nedir, nasıl olur? Şimdi İlk önce bir şey unutmamamız lazım. Bu pandemi biliyorsunuz 1 Haziran 2019'da biz Sayın Başkanımızın önderliğiyle bu göreve geldik. Bu süreçte çok fazla mesai yapmadan pandemi bizim de elimizi kolumuzu bir nevi bağladı. İşlerimizi biraz ertelemek zorunda kaldık. Şimdi burada dediğiniz konu çok önemli. Bizim hedefimiz zaten, şimdi biz alttan başladık. Bunun altı temeli hoca eğitimidir. Biz burada pandemi sürecinde her yer kapalıyken biz Riva'ya kapandık. Eğitmenlerimizi ayda 14-15 gün topladık. Orada güncelledik. Burada içeriğini değiştirdik. Yeni kurslarda görev alan arkadaşlar buna şahittir. Şimdi de 2 aydır, doğrusu 80 gün galiba, üstten de konuya sahibiz şimdi hocamızla beraber. Şimdi alttan başladık, üstten de başladık. İnşallah böyle bir zincirleme belirttiğiniz şemada öncelikle bu 3-5-2'den ziyade temelleri aynı olan, bunu da dışarıdan izleyen futbol severlere yansıtan bir oyun olacaktır. Ama dediğim gibi gerçekler var. O gerçekleri de göz önüne almak lazım. Yavaş yavaş, emin adımlarla, her zaman samimi olup, paylaşımcı olup ve eğitim, bilim dediğimiz kavramları da her zaman sorgulayarak en iyisini Türk oyuncularımıza, takımlarımıza iletebileceğiz. Ich würde gerne zu dem Thema was sagen. Ben de bu konuyla bir iki söz söylemek isterim. Türkei nicht natürlich man soll im Austausch sein mit anderen Nationen, man soll auch drüber reden. Yani tabii ki başka ülkelerle iletişim halinde olması gerekiyor. Orada ne yapılmış ona bakmak gerekiyor. Ama biz bir şey, başka yerde yapılmış bir şey takdir etmek yerine kendi yolumuzu bulmamız gerekiyor. Belçika küçük bir ülke mesela. Bunların üçlü gruplu, dörtlü gruplarda antrenman yapıyorlar. Yani çok bireysel düzeyde çalışabiliyorlar ülke küçük olduğu için. İspanya mesela işte pas oyunları ağırlıklı olarak çalışıyor ama 8-9 yaşındayken oyuncular başlıyor. Yani belli bir yaşa kadar resmi maçlara çıkmıyorlar. Çünkü altyapıyı iyi geliştirmek gerekiyor. Almanya'da mesela akademi konusunda bir devrim yapıldı. Almanya'da 55 kulübümüzde akademiler var. Burada işte 10 ila 14 yaşındaki oyunculara mesela pazartesi günleri 360 farklı noktada ekstra antrenmanlar sunuluyor. O
yüzden de 10 ila 14 yaş arasındaki oyuncular federasyondan gelen bir antrenörden, teknik direktörden daha fazla ders, daha fazla eğitim alma imkanı buluyor. Ama Türkiye Almanya'da daha büyük bir ülke. Yani kalkıp da 360 merkez kuralım, çözelim diyemezsiniz. İngiltere'ye bakalım. Premier League mesela kulüplerde daha iyi eğitim almış, altyapıdan gelen oyuncuları milli takım alma kararını aldı. Dolayısıyla burada takımlar, kulüpler kendilerini geliştirmeye karar verdi. Çünkü biliyorlar ki federasyon gelip altyapısından gelişmiş oyunculara bakacak. Yani bu başka bir ülkede yok mesela. Bunlar fikirlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da fikirleri var mesela. Bu bahsettiğim Almanya'daki sistem mesela 2000 yılında başladı. 2014-2016 yıllarında bunun meyvelerini toplamaya başladık. Yani bu işin uzun bir süreç olduğunu unutmamak lazım. Biz de mesela etkili bir ya da girebileceğimiz alanlar bulduk. Mesela spor psikolojisi gibi ya da başka spor kulüpleriyle iletişim halinde olmak için. Ki sadece futbol değil yani basket. Basketbol milli takım antrenörü olur, handbol milli takım antrenörü olur, onlarla iletişim halinde oluyoruz. Tokyo'ya gitme imkanım oldu, o yüzden de oradaki paralimpik milli takımın teknik ekibini tanıma imkanım oldu. Tenis, voleybol, kadın milli takımı, erkek milli takımı, hepsinden öğreneceğin bir şeyler vardır. Ve Hamit'in de bahsetmiş olduğu bilgi alışverişi aslında bizi hep ileriye götürecek olan şey ve herkes birbirinin deneyimlerini, deneyimden öğrenme imkanı var. Bu deneyimler bizi ileriye taşıyacak olan şeylerdir. Soracağım sorunun cevabını zaten verdin. O zaman yeni bir soruyu sorayım. Gerçekçi konuşmak gerekirse Türk futbolunun şu andaki iklimi çok güzel değil. Liglerdeki hemen hemen her maç sonrası yöneticilerin sevimli olmayan söylemleri var. Oyuncuların sevimli olmayan söylemleri var ve bu söylemler zaman zaman çirkin eylemlere, saha içindeki yönetici pozisyondaki hakeme yönelik ifadeli eylemlere dönüşüyor. Bu rahatsız edici bir durum. Dış bir göz olarak siz burada nasıl görüyorsunuz? Ne yapmak lazım? Başka ülkelerde var mı yok mu asla sormuyorum. Gözlemleriniz var ama bizim ülkemizde bunun çok yüksek olduğunu ve bunun çok rahatsız edici olduğunu düşünüyorum. Eğer bir futbol kültüründen, bir Türk futbolunun kalitesinden, kimliğinden bahsediyorsak, markalaşmasından bahsediyorsak, bunun aşağı inmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Bu neredeyse 10 yıllardır söyleniyor ama sürekli de aynı şeyler yaşıyoruz. Garip bir yönetici profili var bu ülkede. Siz nasıl gözlemlediniz? Sie haben eine Sache richtig festgestellt. Çok doğru bir tespitiniz var. Böyle yapılarak Türk futboluna ve Türk futbolunun saygınlığına zarar veriliyor. Ve sırf bu motivasyonla bile bir şey yapılması gerektiği belli zaten. Ben uluslararası oyuncuları da izliyorum ve Türkiye'deki kulüp maçlarını da izliyorum. Ve uluslararası düzeydeki maçlarda yani yabancı takımlarda oynayan oyunculara baktığımda oradaki tablo farklı, buradaki tablo farklı. Mesela bir karar veriyor hakem mesela ve işte taç bir öbür takıma verildi diye yedek kulübesindeki 7-8 kişi birden ayağa fırlıyor. Ve bunu gördüğüm zaman buna şaşırıyorum. Mesela ben gerek TFF içerisinde olsam sokakta insanlarla da karşılaşıyorum. Çok büyük bir saygı görüyorum. Aynı saygının hakeme de gösterilmesini arzu ediyorum. Yani bir hakem olmadan maç olmaz bir kere. İkinci olarak da hakemlik zor bir iş. Ve üçüncü olarak mesela uluslararası bir kıyaslama yapacak olsak Türkiye'deki Türk hakemlerin sayısı çok daha yüksek, milli hakemlerin sayısı daha
yüksek ve hakemler için mesela VAR hakemi olarak eğitim alıyorlar Almanya'da şimdi. Yani sahada çok iyi bir hakem olabilir ama otomatik olarak VAR hakemi olarak da çok iyi olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla burada eğitimler yapılıyor. Şimdi mesela hakemin bir kararının nasıl tartışma konusu edildiğini görüyorum. Diğer taraftaysa işte o orta saha oyuncusu, defans oyuncusu, hücum oyuncularının yaptığı hataya da baktığımda diyorum ki yani nasıl eleştirebiliyorsunuz? Hakemlerden bahsettiniz. Çok da önemli noktalara değindiniz. Çok sıcak bir gelişme var. Hemen onun üzerine sorayım. Almanya'da son yanlış hatırlamıyorsam Bayern Münih maçıydı. İlginç bir finali oldu. Çok tartışmalıydı. Maç bittikten sonra maçın hakemi çıkıp pozisyonu anlattı. Niye verdiğini. Doğru maçı söylüyorum. Yanlış mı söylemedim herhalde. Sizce Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de hakemler maçtan sonra çıkıp konuşmalı mı? Pozisyonu niye bu kararı verdiğini söylemedi mi? Parantez içinde bir şey daha söyleyeyim. Son Galatasaray maçında Galatasaray'ın hocası dedi ki bir penaltı pozisyonu vardı biliyorsunuz Necati Ateş. Kural değişmiş. Cüneyt Hoca kuralın değiştiğini bize söyledi dedi. Kural sezon başında değişmiş. O hocanın kural değişikliğini sezon başında bilmesi gerekmez miydi? Evet, başka ülkelerde, olimpiyatlarda ya da büyük turnuvalardan önce bir hakem temsilcisi bütün kulüp takımlarına uğrar, sadece Almanya'da değil işte turnuvalarda da ve burada bu turnuvanın en önemli kurallarını anlatır. Yani işte dopingden başlar, işte ayak tabanını gösterme, işte nerede dizin, ayak bacağın hangi kısmına darbe geldiğinde sarı veriliyor, ne zaman neresinden itibaren kırmızı veriliyor, elle oynamada ne gibi kural değişiklikleri var. Yani yeni sezona girilirken, başlanırken yapılan değişiklik, kural değişikliklerinin mutlaka anlatılması gerekiyor bence. Almanya'da da şöyle bir durum var. Hakem kendisi karar veriyor bir açıklama yapıp yapmayacağını. Dortmund Bayern maçından bahsediyorsunuz. Ve yani zaman zaman tabii ki hakemin gündeme getireceği, tartışacağı konular ya da açıklayacağı durumlar olabilir. Ama genel itibariyle şöyle olduğunu görüyoruz. Mesela birçok uluslararası düzeyde hakemler maç esnasında oyuncularla çok doğrudan ve çok net kararlı bir şekilde konuşuyor ve böylelikle oradaki gerginlik arttırmak yerine gerginliği orada söndürüyor. Yani ikisi de burada bütün bu söyleyeceğimden toparlanacak şey aslında hakemlere saygı gösterilmesi gerekir. Çünkü futbola iyi geliyor ve Türk futbolunun saygınlığına iyi gelecektir. Önce hakkını teslim edelim. Merkez Hakem Kurulu sezon başında kural değişikliklerini çok net biliyorum. Kulüplere bildiriyor, onlara aktarıyor. Hatta seminerler de veriyor. Önemli olan o Merkez Hakem Kurulu'nun vermiş olduğu bilgileri, seminerleri, yeni değişimleri kulüplerin, yöneticilerin, teknik adamların ve özellikle futbolcuların almış, öğrenmiş olmaları, o kuralların ışığında oynuyorlar. Süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş Hamit. Şunu merak ediyorum, Stefan Kuntz Türkiye'ye geldiğinden beri Halil'in yerini aldı Stefan, yani ikiz kardeşinin yerini aldı. Birlikte bütün organizasyonlardasınız, birlikte Türk futbolunun içinde anlamında söylüyorum, bütün uğraşları veriyorsunuz. Neler gördün Stefan'da? Yani biz bir heyecan gördük, çok çabuk bize kaynaştığını gözyaşlarıyla gördük ama sen daha çok yakında olduğun için daha başka neler gördün? İlk önce burada Nihat Başkanımız bize görevi verdiğinde herkesin bilmesi gerektiği bir şey var. Türk futbolunun albenisi o kadar yüksek ki, yani Şenol Hoca'dan ayrıldıktan sonra hocamız da karar almadığımızda arayan, soran, ulaşmak isteyen, işte inanamayacağınız isimler teklif edildi. Ama
bizim her zaman yönetimde konuştuğumuz değerler vardı. O değerlerde alarak yola çıktık. Eğitime, bilime açık olan, istişareye açık olan, A takımın gizli kapalı kutudan ziyade halka da ulaşılabilecek bir duruma gelmesi, oyuncuların ki kendilerini bir nevi biraz daha ifade etmeleri, halkın oyuncuları tanımasını ve daha yakın olmalarını istedik. Onun için de komünikatif yüksek olan bir hocaya ihtiyacımız olduğunu düşündük. Yerli alternatifler de vardı tabii ki. Ama yabancı olmanın da bir artısı hocanın basını çok fazla takip etmemesi, her şeyi anlamaması, sırf ana mesleğine, sağ içine konsantre olma artısı da hocamızın lehineydi. Tabii ki küçük bir ayrıntısı, sözleşmesi vardı, serbest değildi. Orada yönetimdeki Servet Yardımcı Bey de bize çok büyük destek oldu, yardımcısı oldu. Alman Federasyonu'na ilişkilerimizin artısı oldu. Tabii ki kendisini de ikna etme, bizi tanıma fırsatı verdik kendisine. İstanbul'a geldi, burada da görüştük. Başkanımızla, yönetimdeki değerli büyüklerimizle de tanışma fırsatı oldu. Yani hiç acele etmeden, beklentilerimizi paylaşarak, kendisi de bunu açık ve şeffaf bir şekilde karşılayabileceğini veya karşılayamayacağını masaya serdik. Doğru bir istişareyle karar verdik. Günün sonunda bu yola beraber çıktık. Bundan da çok gururluyum, mutluyum. Her zaman bir soru işareti vardır insanın kafasının bir kenarında, kararlarında. Ama bunu en kısa zamanda o soru işaretiyle, bir ünlem işaretiyle değiştirdik. Ve bu da sahaya, oyunculara yansıdı. Sonuçlar da öyle ortaya çıktı. Ama dediğim gibi biz yolun başındayız. Mütevaziliğimizi hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Tekrar şeffaflık, komünikatif olması ve her zaman daha ileriye gitme arzusu, azmi özellikleri bizi gün sonunda yönetim olarak başkanımızın onayıyla kendisine karar verdik ve yola çıktık. İyi bir başlangıç oldu. Umarım bunu da sürdürebiliriz. Son sorum, direkt Stefan'a sorayım. Son kura çekimine gittiniz ve bu kura çekimine Türk milli takımının teknik direktörü olarak gittiniz. Orada size yönelik değerlendirmeler nasıldı meslektaşlarınızdan? Birinci sorum bu. İkincisi, asıl sorum da şu. Biz UEFA'da bence güçlü bir noktadayız. Sevilen, önemsenen bir ülke pozisyonundayız. Bunun karşılığını, bu çabanın karşılığını özellikle de şu andaki UEFA Başkanı'nın seçimleri Türkiye olarak çok büyük rol oynadık. Bunu Enni Servet Bey bilir. Bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Ne gözlemlediniz UEFA'da? Ich habe jetzt keine Änderung verspürt. Dadurch, dass ich beim DFB gearbeitet habe, ben bir değişim hissetmedim. Öncesinde Alman Futbol Federasyonu'nda çalışıyordum ve UEFA'da mesela Belçika, Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın dahil olduğu bir eğitim süreci vardı mesela. Orada da Southgate'de Belçikalı meslektaşlarımla da görüştüm. Yani bizim için çok yeni bir şey değil. Çünkü ben futbol dünyasında 40 yılımı geçirdim. O yüzden yeni bir şey değildi. Ama şu noktada hak veriyorum size. Türkiye'nin UEFA içerisinde ve FIFA içerisindeki saygını çok yüksek. Bunun farkındayım. Yani Türkiye olarak ben Türk milli takımının temsilcisi olarak orada olduğunuzda herhangi bir kaygı uyandırmaya gerek olduğunu uyanmasına gerek olacağını düşünmüyorum. Bazı küçük istatistikler çıkardık son dört maçımızdan.
Hamid oder bununla çünkü bunları Hamid'e ve başkanlığa göstermek istiyorum. Yani bu konuda ne yapılabilir konusunda bir fikrim vardı aslında. Yani topu biraz daha önde kazanıyoruz. Son üçte birlik kısımda daha çok karşı sahada oluyoruz. İşte 16 pas içerisinde daha çok yer alıyoruz. Ve topların baskıyla geri kazanılması konusunda bir adım ileri attığımızı görüyoruz. 6 tane yeni oyuncumuz var. Yani ilk kez milli maça çıkmış 6 tane oyuncumuz var. Bunlardan 5 tanesi 98 doğumlu ve sonrası yani daha genç oyuncu. Dolayısıyla Hamit'in teklifi de oydu. Genç oyuncuları destekleyelim istedik. Amacımız bu. 3 tane oyuncuyu geri çağırdık. Mesela dolayısıyla bir hareket var burada ama şunu da söylemek gerekiyor tabii ki kulüplerde kulüp teknik direktörleri tarafından iyi çalıştırılan oyunculara da yeniden başvurabiliriz. Mesela Axel fitness yani antrenör olarak kulüp antrenörleriyle birlikte çalışıyorlar mesela ve burada bilgi alışverişinde de bulunuyor. Ve ben de mesela işte Fatih Terim ya da benden önce gelen diğer milli takım oyuncularıyla iletişim teknik direktörle iletişim halinde olmak istiyorum. Çünkü hep karşılıklı bilgi alışverişinde bir şey kazanabilirsiniz. Çünkü Türk futbolu eğer kendi içerisinde bir bütünlük oluşturur, birlik olursa o zaman her şeyi görebileceğimiz noktalara gelebiliriz. Hamit sana son sorum. Sorumlu olduğun alan olduğu için soruyorum. Şu anda çok gündemde. Ferdi Kadıoğlu'nun milli takıma gelme durumu nedir? Çok yazılı, 2-3 gündür çok fazla konuşuluyor milli takımı seçti diye. Böyle bir geçiş var mı? Onu bir alayım. Manşette bitirelim programı. Pardon? Ferdi Kadıoğlu. Şimdi ya isimler üzerine gitmeyi ben çok fazla sevmiyorum. Yani şimdi yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Yani iyi bir Türk oyuncuyu takımımızda tabii ki görmek istiyoruz yani. Ama burada işte affedersiniz annesini babasını veya işte menajerini ikna etme gibi bir söz konusu olamaz yani biz bütün Türk oyuncu arkadaşlarımızla kendilerini takip ettiğimizi, ilgi alanımızda olduklarını ve böyle devam ederlerse ve Türk bir pasaportu varsa davet edildiğinde bizde oynamasını istediğini belirtiyoruz. Ama sanki transfer pazarıymış gibi işte sen geleceksin ilk 11 oynayacaksın, bizim vazgeçilmez oyuncumuz olacaksın bu söz konusu olamaz. Biz Ferdi ismini verdiniz. Biz Ferdi ile Şenol Hoca zamanında ilk temaslar kurulduydu. Ondan sonra yeni hocamızla biz de temas kurduk. Kendisini Riva Hasan Doğan tesislerimize davet ettik. Beraber bir yemek yedik, sohbet ettik. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu söyledik. Kendisini her alanda destekleyeceğimizi de söyledik. Sonuçta top kendisinde. Olur olmaz. Biz ama her genç arkadaşımızı Türk olsun olmasın Türkiye takımına bir hizmet veriyorsa her konuda destek vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, benim konuklarım Sayın Stefan Kunz ve Sayın Hamit Altıntop'tu. Süremiz kısa ancak bu kadar konuşabildik. Umarım beğenmiş ve hoşunuza gitmiştir.